Eşrefoğlu Rumi Hazretlerini hepimiz biliriz. Kuddise Sırhul Aliye. Müzekkin Nüfus isimli çok kıymetli bir eseri var. Aynı zamanda ilahileri günümüze kadar ulaşmış. Eskiden Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin şiirlerini ve Allah dostlarının şiirlerini böyle yanımızda taşıyabilecek şekilde divanlara, defterlere yazarlarmış. Ve her gittikleri yerlerde bu şiirleri okurlarmış. Meclisleri onların şiirleriyle şenlendirirlermiş. Ve bu şiir mecmuaları günümüze ulaşmış. Bu şiir mecmualarının içinde de ismi unutulmuş. Bazen divanı kaybolmuş zatların çok güzel hediyeleri, şiirleri bizlere kalmış. İşte Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin de günümüze kalmış böyle bir güzel divanı var. Bu divandan okuduğumuz her bir beyit de bize istikameti gösteriyor, kulluğu gösteriyor, gayreti gösteriyor. Bugün Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin o hazine olan divanından bir beyit okuyalım. Çek mezellet darına kibru kine verme aman. Şöhreti kokülli şöhret oldu afet taebet diyor. Şimdi mezellet darı nedir? Dara çekmek, o dara çekmek idam etmek demek, yok etmek demek. Mezellet darı ise onu zelil etmek. Boş bırakmamak, sürekli başını ezmek demek. Kimin başını ezmek? Nefsi azgınlaştıran iki hastalıktan bahsediyor. Nefsin ahlak zemime ile beslenirse azgınlaşır. ahlak hamide ile beslenirse aslında ben sağ sol diye gösterdim ama ahlak hamide sağ tarafın özellikleridir diyelim ahlak zemime de Şemsettin Sivas Hazretleri Miratül Ahlakında böyle anlatıyor. Bir fasl babı yemin diyor, bir de faslı yesar diyor. Ahlak zemime de diyelim ki sol tarafın özellikleridir. Hani Kur'an-ı Kerim'de sol tarafından defteri verilenler bahsedirler, bahsedilirler. Ehli yesar. İşte bu sol tarafın özellikleri nefsi azdırır. Dünyada çok kalacağım zanneder. Mal, malı ben elde edindim zanneder ki sadaka vermez. Cimrilik yapar, kibirlenir, herhangi bir kardeşinin eline bir şey geçtiğinde haset eder, Kin, kindarlı davranır. Bu da çok kötüdür. Bunun karşısında ne yapmak lazım? Kanaatkar olmak lazım, mütevazi olmak lazım, ihlaslı olmak lazım, cömert olmak lazım, muhabbeti ilahiyle dolmak lazım. İşte bunları elde edebilmek için Eşrefoğlu Rumi Hazretleri bize ipucunu veriyor. Neymiş nefsi adam etmenin? ipucu. Nefsi bu kötü hastalıklardan hani kurtulmanın hani bir doktora giderseniz der ki şu müzmin hastalıktan kurtulmak için devamlı olarak şunu yapmalısın. Şunu yaparsan bundan kurtulursun. Acı çekmezsin. O da diyor ki Şems Eşref olur Rumi Hazretleri bize söylüyor. Diyor ki bu kibru kini kibir ve kin hastalığını diyor sürekli zelil ederek dara çek diyor. Aman verme. Şimdi Kibir büyüklenmedir. Kibri nasıl şey, tevazu ile. Tevazu da hizmet etmektir. İnsanlara hizmet edersin. Çay getirirsin. İnsanların gelip geçtiği yerleri süpürürsün. İnsanların kapısına gidersin, bir şeyler dağıtırsın. İnsanlar için yemek pişirirsin. Sofralar kurarsın. O insanlara bir şeyler ikram edersin. Nefis burada kibirden kurtulur. Tabi burada riya etmemek lazım. Kim de hasettir, kıskanmaktır. E paylaşırsın. İşte bunu söylüyor. Diyor ki aman eğer bunlara bir kapı açarsan mahvolursun. Bir de şöhret var diyor. Şöhreti de bırak, külli şöhreti bırak. Çünkü şöhret diyor kıyamete kadar afet demektir diyor. Bakın üç kötü ahlakı ne güzel kurtar nasıl onlardan kurtulacağımızı Eşrefoğlu Rumi Hazretleri anlatmışlar. Menkıbeleri bunu anlatmış. Hayatları bunu anlatmış. Şiirleri bunu anlatmış. Anlatmaya da devam ediyor. Okuyalım. Ne diyor Eşrefoğlu Rumi Hazretleri? Çek mezellet darına, kibrükine verme aman. Şöhreti ko külli, şöhret oldu. Ta ebed, afet ta ebed diyor.